mahallemizin sorunlarına geldiğimiz zaman Aykont'u arkaya bırakacağım. Mahallemizde müthiş bir iş yeri grubu var. Yani Cumhuriyet Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Hasan Efendi Mahallesi, Ramazan Paşa Mahallesi, Güzelhisar Mahallesi ve Orta Mahallenin batı kısımlarına baktığımız zaman müthiş bir şey yoğunluğu var, iş yoğunluğu var, iş yeri merkezi yoğunluğu var. Elbette şehrin ekonomisinin canlandığı yer, ekonomisinin kalkındığı yer buralar. Yani buralardaki yüzlerce, binlerce esnaf arkadaşımız var. Bu esnaf arkadaşlarımızın esnaf sorunlarını dinlememiz lazım. Esnafın sorunlarından meydana gelen vatandaşın sorunları var. Nedir bunlar? Kaldırım işgalleri konusunda, kaldırımların kullanılmaması konusunda vatandaşımız son derece rahatsızdı. İkincisi, biraz önce dediler, çevre kirletilmesi hakeza önde. Ve bir de mahallemizde en büyük sorunlardan birisi Erman Bey, hava kirliliği. Hava kirliliği, Güzelhisar Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Adnan Menderes Mahallesi ve Yedeyil Mahallesi kısmında özellikle rakımın düşük olduğu yerlerde üst seviyelerden gelen veya batı doğu rüzgarlarının olmadığı devrede Aydın'a kuzey dağ rüzgarı esmektedir. O dağ rüzgarı estiği anda şey yoğunluğu, hava kirliliği yoğunluğu bu mahallemizi çoğalmakta. Artık bu sorunun bir çözümü bulması lazım. Arkadaşlarımız anlattılar. Hemen burnumuzun dibinde bir jeotermal enerjimiz var. Fakat maalesef biz Aydın olarak çok şey kaybettik. Yani hemen yanımızdaki bir çiftlik jeotermal sahasını satın almış olsaydık ve burada elde edilen doğal gaz jeotermal enerjiyle Aydın'ın tamamı herhalde ısıtılabilirdi. Bakıyoruz ki artık Aydın'da ortaklardan hatta ve hatta Davutlardan baktığımız zaman Buharkent'e kadar tam bir enerji potansiyelinin üzerinde oturmaktayız. Fakat bu enerji eskiden Aydın İl sınırında olan Buharkent'teki doğal gaz ile Sarayköy ısınmakta. Fakat Davutlardan Buharkent'e kadar olan alanda biz maalesef doğal gaz kullanamamaktayız. Şimdi işte bu noktada Aydın olarak artık biz jeotermal enerjimizi istiyoruz. Jeotermal enerjimizi istiyoruz. Bakın, Afyon jeotermal enerjide sağlık çözüm yönünde belli mesafeler kat etti. Aydın'da Buharkent'teki jeotermal sağlık tesisleri, son yıllarda Davutlar ve Kuşadası tarafında ve Alangüllü yani Germencik'teki şeyden başka bizim bir jeotermal sağlık kaynağımız dahi. Ve bugün Ilıcabaşı dediğimiz mevkide bizden büyükler bilir. Yani ben Aydın doğumluyum. Ben orada tabi olarak da çıkan su ile tabi olarak da yani hiçbir sondaj olmadan tabi çıkan su ile ben ayaklarımı orada yıkamış bir insanım. Güzelhisar Mahallesi'nde park yok. Güzelhisar Mahallesi'nde park yok. Yeşil alan Güzelhisar Mahallesi'nde yok. Varsa gösterelim. Aydın'da 20 yıllık bir sorun. Sorun olduğu kadar da en büyük sorun Aykonut alanındaki benim dün Kaynak Sokağı'nda gezdiğim, Arap Sokağı'nda gezdiğim, Yedili Caddesi üzerinde gezdiğim yüzlerce aile dostum mağdur. Mağdur edildi. Ve bu mağduriyetin çözümü yok. Çözmüyorlar. 2009 seçimleri öncesinde şu hemen Torlak'taki kahvede bu benim şeref sözümdür diyenlere ben hatırlatmayacağım. Başka bir şey demiyorum.